ihraç kararının iptaline dair dava açmıştım. Mahkeme kararını verdi. Ancak özür dileyerek söylüyorum, aleyhime karar verdi. Herhalde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da şu anda mutluluktan önüne gelene sarılıyordur. Her türlü mücadeleyi yaptım Atatürk'ün CHP'sinde kalabilmek için. Ama ben bu partiden Atatürk'ü kaldığım işten ihraç ediyorum. Atatürk'ün ilkelerini, Atatürk'ün devrimlerini savunmaya çalıştığım için Atatürk'ü. Geri dönmek için büyük mücadele verdim. Biliyorsunuz Ankara'ya kadar da yürüdüm. Ancak bunların hiçbiri sonuç getirmedi. Maalesef partide söz sahibi olan bazıları dik durmadı. Arkamda durmadı. Yani elimden geleni yaptım. Ancak bu karar kesinleşmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi benim ailem. Onun fertleriyle birlikte çok yol yürüdüm. Bana haklarını helal etsinler. İnşallah da Cumhuriyet Halk Partisi gibi Atatürk'ün kurduğu bir parti bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu ve avarilerinden kurtulur ve gerçek Cumhuriyet Halk Partileri, Atatürkçülerin yönettiği bir parti haline gelir. Benim için önemli olan değişimdi, olmadı. Ama tabii bu karar, Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibini çok memnun eden bu karar, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye tarihinin en önemli seçimini kaybettiği ve ülkeyi bir karanlık yönetimi 5 yılda teslim ettiği gerçeğini değiştirdi. Hala söylüyorum, söylediklerimden ve yaptıklarımdan pişman değilim. Ben Kılıçdaroğlu'nun başarısı olduğunu söyledim, istifa etmesi gerektiğini söyledim ve kendimi partinin kapısının önünde buldum. Keşke ben yanılsaydım, keşke Sayın Kılıçdaroğlu uyarılarımıza rağmen haklı çıksaydı, seçimi kazansaydı, o şekilde beni partiden atmış olsaydı. Ama asıl partiden gitmesi gerekenler partiyi yönetmeye devam ediyor. Partinin esas sahipleri, bu partinin evlatları, partili olmayanlar tarafından kapının önüne konuyor, üzüldüğümde. Bundan sonra da ben bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Yani başka bir partiye katılmayacağım. Bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Bolluların da beni Kemal Kılıçdaroğlu'na yedirmeyeceğini Köroğlu'nun torunlarının Kılıçdaroğlu'na gereken dersi vereceğini umuyorum ve diliyorum. Öyleyse.